Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Elhasıl, başkasına itimat etmeyen nefsiyle teşebbüs eder. Size bir misal söyleyeceğim. Siz göçersiniz. Göçerin malı koyundur. O işi bilirsiniz. Şimdi her biriniz bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. Halbuki çoban tembel ve muavini kayıtsız, köpekleri değersizdir. Tamamıyla ona itimat etseniz, rahatla evlerinizde yatsanız, bir çare koyunları müstebit kurtlar ve hırsızlar ve belalar içinde bıraksanız daha mı iyidir? Yoksa onun adem-i kifayetini bilmekle, nevmi gafleti terk edip, hanesinden her biri bir kahraman gibi koşsun, koyunların etrafında halka tutup bir çobana bedel, bin muhafız olmakla hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin daha mı iyidir? Acaba mahmudan hırsızların tövbekar ve sofiyeden şu sır değil midir? Evet, ruhları ağlamak istedi, biri bahane oldu, ağladılar. Şimdi konuyu şöyle kısaca bir özetleyelim. Üstad Hazretleri, meşrutiyetin, yani demokrasilerin diyelim şimdiki tabirini, mutlakiyet rejimlerinden, şahsa bağlı sistemlerden daha hayırlı olduğunu onların anlayacağı tarzda, yani şartın tekkelerini, zaviyelerini, medreselerini, ağalarını, paşalarını gelerek, gezerek, yani onların mekanlarında dolaşarak bu eseri telif eylemiş. Maksadı, yani meşrutiyete karşı isyan hareketleri başlamış. Osmanlı artık gündemden düşüyor. Saltanatın idaresi gidiyor, yerine fikrin ağırlığı, meşruiyetin gücüne dayanan bir sistem geliyor. İşte bu sisteme alışkanlık müşkilatlı olacağından dolayı, zor olacağından dolayı bu kırılmalar, dökümler genellikle geçiş dönemlerinde oluyor biliyorsunuz. Her zaman örneğini veriyoruz. Mesela hastalıklar bahar mevsimlerinde olur. En fazla insanlar bahar mevsimlerinde hastalanırlar. İlkbaharda, sonbaharda. Yazda ve kışta o kadar hastalanma olmaz. Bakın bugün İslam alemi, yani saltanattan demokrasiye geçerken ne kadar ağır imtihanlar veriyorlar, ne kadar katliamlar, kırılmalar oluyor. Buradan da olay anlaşılır. Şimdi meslek değiştirmeler de böyledir. İş değiştirmeler de böyledir. Mekan değiştirmeler de böyledir. Evin mobilyasını iki defa değil, üç defa evden aktardın mı, değil mi? Dördüncü defa kullanamazsın. Bunlar sizin aleminizde örnekler olsun. Hele hele 6 yüzyıl devam eden saltanatın, yani Osmanlı saltanatının gitmesi, Selahaddin Osmaniye'nin artık gündemden düşmesi, yerine halkın kendi kendini idare sistemi dediğimiz meşrutiyetin gelmesini insanların algılaması çok zor. Bir de bu sisteme bu insanlar 600 yıl alışmışsa. 600 yıldan beri babadan oğula geçen bir sistem var. İnsanlar, değil mi, Allah'ın davasının müsebbibini halife olarak görüyor. Efendime söyleyeyim, dünyevi şekli idarenin müsebbibini sultan olarak görüyor. İki tane kanadı var. Biri sadrazam, yani başbakan, diğeri Şeyhülislam. Bizimki Diyanet, şimdiki Diyanet gibi. İki kanadı var. İkisi de nereye bağlı? Saltanata, hilafete bağlı. Öyle bir padişahın baştan gitmesi hem dinin hem de dünyanın terki, maddi ve manevi tezezzüm anlamına geldiğinden, geleceğinden dolayı öyle algılıyorlar. İşte meşrutiyetine itiraz etmelerinin sebebi bu. Bir de baştaki idarenin değişikliği zamanla kendilerine sırayı getireceğini idrak eden zeki insanlar. Birazdan onlara geleceğiz. Mesela ağalar, mesela paşalar, mesela beyler. Çünkü padişah orada ağaysa, diyelim semte bakan, padişahın vekili olan bey de orada ağadır. Köyde de ağa ağadır. Medresede de müderris hakimdir. Tekkede şeyh, benim sözümden başkasına itibar etmeyin diyor. Evde de baba. Sistem böyle kurulmuş. Şimdi başta bir değişiklik meydana gelince, bir müddet sonra değişiklik bizim önümüzden de ne yapacaktır? Geçecektir. Suyun gözünde bir tadilat var. Dedim ki kanal değişecek veya borular değişecek. Değişen borudan geçen su bizim önümüzden bir müddet sonra akmayacak mı? Akacak da. Bu kaydedir. İşte zekavetiyle bunu bilenler, değişkenliğin kendilerinin hangi zararın getirileceğini fark edenler, zeka marifetiyle, kıvraklığıyla
meşrutiyete karşı çıkıyorlar. Niye? Padişah oradan inerse ben de müderrislikten veya meşayihlıktan ve ağalıktan, paşalıktan ineceğim. Ama zahiren böyle demiyor. Din elden gidecek. Bak dinin himayeti saltanatın omuzundadır. Hilafet gidince gayrimüslime gelip sizin memlekette sizi idare edecek. Bunlar şeriatın kaydı ve kurallarını nasıl tatbik edecekler mantığıyla? Kendi öz menfaatini gizleyip göya millet namına, memleket namına fedakarlık ortaya koyarak dini himaye adına sisteme muhalefet eden çok zeki, çok entika insanlar da gündemde var. Üstadın işi çok zor. Ve bunlar insanları tahrik ediyorlar ve bunların çoğu insan hürmet ettiği, itibar ettiği insanlar. İşte olaya bu açıdan bakın, hakikaten büyük bir neşter, büyük bir operasyon üstadın bu işi yani. Çok büyük bir iş arkadaşlar. Şimdi bu münazaratı, sünahatı, tulahatı, işaratı, kısaca asar-ı bediye dersek daha iyi anlaşırsınız. Bir nur talebesinin çok iyi bilmesi lazım. Şek ve idarede, hiyerarşide, hizmetini anlatmakta, beşeri münasebette, toplum ilişkilerinde, fikrin güzel karşıya intikalinde, olayları değerlendirme, hadisatın dilinden, lisanından anlamada, bu eserler bizim için bir can simidi, bir adeta formüller şeyidir, fezlekesidir. Size bir abi tavsiyesi, belki asar-ı bediye fazla gelebilir. Şu Risale-i Nur'larla beraber aldığımız sünahatı, münazaratı, efendimiz ve muhakemat diyelim, onu da katalım. Yani hele hele bu üçünü çok iyi idrak edip öğrenirseniz, diğerleri içtimai hayatta, diplomaside, muhakematta, Kur'an'ın hakikatini, insanın ince hakikatini anlamakta size formüller silsilesidir. Muhakemeli konuşmanın, muvazeneli konuşmanın ve insanların mizacına, huyuna göre beyan, ifade etmenin metotlarıdır bunlar yani. Size bir kopya vereyim. Bugün kusura bakmasınlar devletin idarecileri bile bundan mahrumdur. Bakın okuyacağız, göreceksiniz. Onların yaya kaldığı noktalar üstad ta o zamandan teklif ediyor. Bugün acaba yapsak ülkeye ne olur diye endişeyle yaklaştığı meselelere muazzez üstadımız çözüm üretmiş, ilaç tedavisinde bulunmuş ve kendi öz etrafında olan insanlara da tatbikini yapmış, netice almış. Bunun büyüğü ülkeler bazında olacak. Devletler basında olacak. Şimdi burada şarklı var mı içimizde? Var. Garplı? Var. Karadenizli? Var. Var değil mi? Ha. Peki bizim aramızda problem var mı? Vicdanen cevap verin. Allah razı olsun. Ben size soruyorum. Ne farkımız var? Bir araya gelmemizde bizim ırkımız, bizim coğrafyamız, bizim menşeimiz hiç ilgilendiriyor mu? Koymuş mu üstad bunun örneğini? İlacını teşhis etmiş, tedavi örneği tek bu. Bunun büyüğü Türkiye. Bunun büyüğü İslam alemi, dünya. Allah Allah. Yani bu yani İstanbul'da bir yerde bu kadar insan bir araya geliyor da niye biz bunun büyüğünü düşünemiyoruz yani? Niçin Türkiye için planlamayı yapamıyoruz? Neyi kaybederiz? 33 yıl Şam'da savaş var. 33 yıl. 30 bin insanın öldürüldüğünü, katledildiğini ifade ediyorlar. 33 yıl savaşın dönemediği bir ülkeyi barış niye böler? Niye barıştan korkuyoruz biz? Bölse ülkeyi savaş mı ölerdi? 33 yılda harp var. Yani 33 yıl harp ülkeyi bölmemiş, parçalamamış. Ya arada husumeti kaldıralım, problemleri çözelim. Nedir senlik benlik davası? Ortak payda buluşalım mantığına yaklaşmıyor, ülke bölünür diye. Barıştan korkuyorlar. Halbuki ülkeyi bölüme savaş götürür. Savaşın üzerinde duranlar kasıtlı olarak ülkenin menfaatini düşünmüyorlar. Şahsi çıkarların aynı burada olduğu gibi menfaatini düşünen menfaat ise bunlarıdır. Orta çağda bundan ortadan kalkmış. Bu asırda, bu gelişmiş asırda ırkçılık ne? Mezhepçilik ne? Meşrepçilik ne? Üstad mesleğimiz tarafkirliği kaldırmaz derken, bizim açımızda küçüğün örnek gösteriyor. Türkiye hizmet de tarafkirliği kaldırmaz. Aynı mantık. Aynı mantık fark etmez. Altın bilezik bende de güzeldi, başkasında da güzeldir. Ama peki istifade yine engelliyor. Üstada yaklaşım. İstifadeyi engelliyor. Yani buna bir insan, bir Seyit Kutup gözüyle bakarsa bu üstada, bu eserlere. Veya bir Necip Fazıl gibi yani düşünür gözüyle bakarsa,
Bir gün normal müfessir gözüyle bakarsa tenkit edebilir, itiraz edebilir, fikir ve kanaatlerini beğenmeyebilir. İtikadına da zarar gelmez. Niye? Makamını öyle görüyor çünkü. Ama sahibi zaman, Hüccetül İslam, vazifeli bir insan, müceddit, Mehdi-i Azam gözüyle bakan bir adam tam istifade eder. Bir cümlesinde büyük bir diplomasi dersinin olduğunun farkına varır. Allah bununla ülkeyi yönetmekte bizle konuşuyor der. Allah vasıtalarla konuşuyor. Peygamberi koruyor, evliyayı, asfiyayı koyuyor. Elma için ağacı koyuyor, yumurta için tavuğu koyuyor. Allah daha nasıl konuşsun? Bediüzzaman'ı göndermiş işte. Bir tanesi gelmiş 40. hocama. Medine-i Münevvere'de oturuyorum diyor. Cevşen okuyorum. Belli şartlı bir alim ama Mısır'da okumuş. Şöyle Cevşen'e baktı, bana baktı diyor. Dedi, Nurcu musun? Bana. Dedim, inşallah. Dedim, inşallah dedim. Allah Allah dedi. Nurcular sakal bırakır mı ki dedi diyor. O zaman hocam sakalı biraz daha büyüktü yani. Şimdi kısaltmış. Dedi, bak görüyorsun ha. Demek bırakıyorlarmış. Fakat Nurcular sizin bir hatanız var. Nedir? Bu üstadı günahsız, suçsuz kabul ediyorsunuz. Hatasız kabul ediyorsunuz. Bundan mesuliyet altına giriyorsunuz. Dedim ki bak sen de okumuşsun, ben de okumuşum. Suç işleyebilir, kabahat edebilir, hatalı olabilir bir konudur, bir meseledir. Suç işlemiştir, hata etmiştir ayrı bir konudur. Peygamberler de hata edebilir. Suç insan olarak suç işleyebilir ama etmiştir'in ispatı icap eder. Onlar ismet sıfatıyla muttasıf masumdur. Evliyalar mahfuzdur. Sen eğer iddiada bulunuyorsan ispatını yapacaksın. Bana göre Bediüzzaman suç işlememiştir, mesuliyet altına girmemiştir. Hayat Allah'a temiz gitmiştir. İhtimal hesabıyla bir insan yargılanamaz dedim. Demiş hocam yarına kadar bana müsaade et. Ben yarın sana bunun ispatını yapacağım. Gitti ya. Dedim bir gelmez. Baktım geldi diyor kadın. Öyle de bir kitap İmam Malik'in eserini almış. Var ya Malik'in eserini İmam. Bak hocam diyor. Ne diyor İmam burada? Arapça yazıyor orada ben görüyorum. İmam Malik Ravza-i Mutahara'yı göstererek demiş ki burada yatan şu recülden başka herkes hata edebilir. Ki onunla üstadım. Dedim peki İmam-ı Malik de o recülden başkası mı? Kitap kucağıma attı gitti. O da hata edebilir. O da onun hatası. Ne var ki yani? Böyle bir insana madeli getiriyor ki. Anlatabildim mi? Ondan başkası o da hata edebilir ya. Mantık işte. Neden? Niye bunu anlattım? Muhakemat okumuş ya. Anlatabildim mi? Bak şimdi Üstad Hazretleri muhakematta hani her kaide-i külliyenin bir istisnası olur diyor değil mi? Siz de bunu böyle biliyorsunuz. Her külli kaidenin ne olur? İstisnalarda kaideyi bozmaz. İstisnalar olabilir ama istisnalar kaideyi bozmaz. Tamam. İnsanlar iki başlıdır. Bazen tek başlıdır. İki başlı insan olabilir. Olmuştur da. Ama o insanlar tek başlıdır kaidesini bozmaz. Niye? O çünkü şeyinden çıkmış. Sisteminden çıkmış, kanundan huruc etmiş. Bir tek örnektir. Onlar külli kaideyi bozmaz. Peki, ve huve alâ külli şeyin kadir. Ve huve bi külli şeyin alîm. Doğru okuyor muyum? He? Efendime söylüyorum. Allah her şeye kadir, Allah her şeyi bilir de bir külli kaide midir? He? Külli kaidedir değil mi? İmanla itibarlı. İstisnası bunun nasıl olacak? Her bir külli kaidenin istisnası vardır. Olunca o zaman Allah haşa bazı şeyleri bilmeyecek mi? Bilmemesi ve huve bükle şeyin alemin hududunu kapsamaz, şey etmez mi? Zarara sokmaz mı? O zaman Cenab-ı Hakk'ın ilmine bir nakıslık gelmez mi? Efendime söyleyeyim. Allah her şeye kadirdir bu kaide-i külliye ise bunun istisnası nasıl Allah haşa bazı şeylere kadir olmayacak mı? Olmaması kaide-i külliyeyi bozmaz. Abi üstad işte, büyük üstad. Evet diyor, her şeyi her külli kaide bir istisnası vardır da bir kaide-i külliye ise onun da istisnası olur diyor üstadımız. Anlatamadım ben. Bazı külli kaide olur ki istisnası olmaz. O da o kaideyi bozmaz. Yani her şey istisnası olur da bir kaide-i külliye ise onun da istisnası olur. O da itikada tabak eden meseleler için geçerlidir. Yani bu külli kaide
İstisnası da uluhiyete taalluk eder. Allah için o külli kayda nazara alınmaz. Allah'ın şuunatında istisnasının bozmaması diyelim. Oldu mu? O kaydanın da istisnası oluyor işte. Bak bunu üstad anlatıyor. Yani. Bu muhakemeyi yakalamayan bir adam muhatabını ne yapamaz? Hakkıyla ikna edemez. Ne dediğini anlayamaz. Adam ağzından laf çıkıyor ama o önemli değil. Hangi niyetle söylüyor? Maksadı ne? Yani onun terbiye edildiği yere göre cevap vermek en akıllılık. Ağzından çıkana cevap verdi mi? Gürültü artar. O adam ağzından çıkarttığı ifadelerin, cümlelerin beyninde terbiye edildiği mekanizmaya, matbaaya göre cevap ver, o imaratı durdurursun artık. Oradan sakat işlem geliyor çünkü. Ama sana nasıl olarak intikal ediyor? Mesela çok güzel baklava yiyor. Sen mutfağına bakıyor, abo, perişan. Böcekler cirit atıyor. Yani ben şeyi kapatırım yani lokantayı. Niye? Yani şey olsam, yetkili olsam kapatırım. Bak, bak baklavanın güzelliğine bakmam ben. Yani bu baklava böyle aldatıyor beni derim yani. Onun için ne diyor şimdi bak insanlar? Mutfağımızı görebilirsiniz diyor. Mutfak camın önünde siz yemek yiyorsunuz, orada mutfağı seyrediyorsunuz. Artık toplum bak, geliştikçe buralara kadar eskiden mutfaklar kapalıydı, kimse giremezdi. İşte aynen bunun gibi insanın fikirleri güzeldir, düşünceleri güzeldir. Ama nerede pişiriliyor, onu idrak edemezsek, kavrayamazsak bu düşünce bizi aldatır, yanlışa da götürebilir yani. Hep bunlar muhakemattan, yani muvazene usullerine göre size örnekler. İşte bu münazarat da eğer dikkatli dinlersek, hakkını verirsek, biraz da öğrendiklerimizi fikir jimnastiğiyle geliştirmeye çalışırsak, örneklemelerle, bize öyle bir fikir, öyle bir derinlik kazandırır ki, hani artık bir insan bir sahipçik olabilir yani. Evet, şimdi devam, velhasıldan bir daha arıyoruz. Velhasıl, başkasına itimat etmeyen nefsiyle teşebbüs eder. Şimdi bak bu güzel bir şey, aldık bu cümleyi. Ne demek başkasına itimat etmeyen nefsiyle teşebbüs eder? Bir defa okuduk, şimdi izahına geçelim. Şimdi Abdülhamit Han'a itimat etmezseniz bu işin başına siz geçersiniz. Sizin işin başına geçmen için daha sağlıklı götürmesine sebebiyet verir. Medreseler idare ediyorsun, medreselerde kalıyorsunuz. İnsanlara itimat edin, itimat edin. Belli bir yere kadar itimat edin. İki, beyana itibar etmeyiniz. İşler nasıl? Abi çok güzel. Maşallah, tebrik ederim. Tetkik et. Tetkik et. Beyana itibar etme. Aldatır. Beyan aldatır. Ve onu senin moralini bozmamak için söyleyebilir. Ben güzel götürün abimin canı sıkılmasın. Hizmetin canı sıkılıyor. Hizmet deforme oluyor. Allah'ın rızası orada eziliyor. Yani bir abimin moralini bozmayayım diye bir hizmet ona Allah korusun kurban edemem ki. Peki ne olacak? Tahkik. Üstad bin Nur talebeleri ehli tahkikti, ehli taklit değildir. Abamın %60-70 ehli taklittir. Risale-i Nur okuyan bir Nur talebesi mukallitçilik yapamaz. Ne yapacak? Tahkik edecek. Üstad bu müsaadeyi bize vermiş. Tahkik etmene kimse rahatsız olmuyor. Kim rahatsız olur tahkikten? Arızalı olanlar rahatsız olur. Eksiği olanlar rahatsız olur. Vazifesini ifa etmeyenler rahatsız olur. Rahatsız olmayan insan o iş hakkıyla yapıp hakkıyla vazifesini yerine getiren insandır. Bu tahkiki Cenab-ı Hak yapıyor. Meleklere tahkik ediyor mu bizi? Yani azalarımız konuşacak mı? Konuşacak bak görüyorsun. Ruzu mahşerde her tarafımız şeydi. Kapsama alanın içine girmiş tahkiki. Gel dünyevi işlere tahkik edilmeyen bir müessese kontrol edilmeyen bak. Osman Bostan bile kapıya ne koymuş? Cihaz koymuş. Niye? Tahkik. Kim geliyor, kim gidiyor? Şimdi bu nereden geliyor? Sünnetullah kanunu böyle, fıtratın kanunu böyle. Nebatatta, hayvanatta, bütün vücutta tahkik sistemi çalışır. Uzatmayalım. Gel bize. Ya biz tahkik mi edileceğiz? Niye? Biz neyiz ki yani? Peygamber miyiz? Peygamber bile tahkik ve kontrol altında. Bize ne oluyor yani? Ha şunu diyebilir. Abi benim arızam var. Eksiğim noksanım var. Tahkik verir, benim canım sıkılır. Bunu dürüstçe söylesem olur. Tahkike karşı çıkma, murakabeye karşı çıkma, takibe karşı çıkma. Bir nur talebesinin, ehli hizmetin zerre kadar şahini olamaz. Ve bunu kimseye kabul ettiremeyiz biz. Herkes ala kaderi imkan, herkes yaptığı işin ehemmiyeti nispetinde takip edilir. Mesela, şimdi diyelim ki bakın şu en azından futbolculara.
Hele Yıldız Sultancılar, adamların saatleri takip altında ya. Takip altında ya. Niye? Arkasında bir güç var. Arkasında ne var? Şeyler var. Ne diyorsunuz ona? Firmalar mı diyorsunuz? Kulüpler var. Bir yığın taraftarlar var arkadaşlar. Paralar yatırılıyor. Dünya onları nazar altına almış. Mahalle takımları da var. Kim onları takip ediyor ki? Onlar da maç yapıyor mahalle aralarında. Saatleri kontrol altında mı onların? Kalite büyüdükçe takip artar. Biz bunun tersini düşündüz. Yanlış, nefis öyle yap. Ben bu noktayı takip edileceğim. Evet, daha fazla olacak. Genelkurmay başkanı mı daha ciddi takip ve takip edilir, yoksa bir onbaşı mı? Nefer mi? Yükseldikçe murakabe artar arkadaşlar. Demiri mi kontrol ediyorsunuz, altını mı? He? Altını. Medreseler kaliteli yerlerdir. Nur cemaati kaliteli insanlardır. İman çok kalitelidir. Bak, şeytan ona musallat olmuş. Daha fazla takip etmemiz lazım. Niyet altına almamız lazım. Davranışlarımız, halimizi, ahvalimizi. Ya biz yapmasak Allah yapmıyor bunu. 60-70 yıl biz saklarız bunu. Kadre giriyoruz. Yevme tübde serair. Gizillerin açığa döküldüğü yere gidiyoruz ya. Bırakın burada olsun da az açıkla gidelim oraya. Ne var ki yani? Neyin müdafasını yapabiliriz? Bak, bu cümle bizi nereye getirdi? Bu cümle ülkenin tahkikinde, sevgi idaresinde meşveretin veya seçimle gelen sistemin daha hayırlı olduğunun bir cümle izahıdır. Bir padişah bütün ülkeyi sevk idare etmekte, değil mi? Murakabe etmekte kifayet etmez. Ama bir heyet tüm buna gücü yetebilir. Üstadın görüşü. Aynı yer, aynı hizmete uygula bunu, müesseseye uygula bunu, eve uygula bunu, değil mi? Mahalleye uygula, memlekete uygula. Yani altın bilezik gibi bir tavsiye. Nereye koysan şablon gibi yakışıyor yani. Evet. Başkasına itimat etmeyen nefsiyle teşebbüs eder. Yani işin içine gireceksiniz, onu demeye getiriyor. İşin içine girin. Madem sizi kutsi emanetleriniz, din, iman, vatan, millet, haysiyet, şeref, namus neyse, istikbal, şu, bu, sancak, bayrak, bir kişiye itimat edip ona göre evinizde rahat rahat yatmayın. Sizin emanet, bu kader emaneti hariçten bir insanın taşıması çok zor ve müşkildir. Herkes bu işe yarasın. Bundan daha mükemmel, daha sağlıklı, daha ideal bir sistem, bir takip ve murakabe ortaya çıkarabiliriz. Bunun en kötüsü ve bunun en kalitelisinden daha hayırlıdır. Bak, bir şey söylüyorum. Meşveretin en kötüsü. Bir araya gelmenin en kötüsü. Nasıl düşünsen düşün. Tek başına, ferden ferde karar vermeden çok daha hayırlıdır. Örnek işte Türkiye, işte İslam alemi. Yıllarca tek adamlar idare etti. Tek insanın şahsi tasarrufunda idare edildi. Bu ülkede en kötü meşveret vardı. En kötü cumhuriyet, değil mi? Cumhuriyet adatında baskılar oldu. En kötüsü o demek. Fakat onlardan ne kadar iyiymiş. Ne kadar mükemmelmiş bu en kötü bile. En kötü birliktelik en kaliteli şahsın tasarrufundan hayırlıdır. Bunları tabi hayata geçinin uygulamak lazım. Evet. Size bir misal söyleyeceğim. Siz göçersiniz. Göçerin malı koyundur. Göçeri biliyorsunuz değil mi? Evet. Malı koyundur. O işi bilirsiniz. Evet. Şimdi her biriniz bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. Bazı koyunları bir çobanın. Diyelim 10 tane köy var, her köyden 100'er tane koyun, kısaca, 1000 tane koyunu bir çobanın noktasına vermişler. Yani köylüler kendi işlerine bakıyorlar, koyunlarını hep ne yapmışlar, tabii servetleri bir de odur, başka imkanları da yok. Her bir köy 100 koyunu göndermiş, bir tane çoban tutmuşlar, 1000 tane koyuna bakacak, bir çoban. Peki çoban nasıl? Halbuki çoban tembel, tembel. Muavini kayıtsız, yani yardımcısı var. Yardımcısı var, çobanlıktan anlamıyor. Evet, yardımcısı var adam. O yüce o devreye girecek ama o da zavallı. Benim gibi. Bir de köpeği var, kediden korkuyor. Kangal değil, süs köpeği. Şimdi bu 3 tane zavallı mahluk ne yapsın 1000 koyunun etrafında? Müstebit kurtlar, hırsızlar, talan edenler arkadaşlar nasıl 1000 tane koyunu muhafaza etsin? Bak, onların anlayacağı tarzda, yorulmayacağı tarzda mesleklerine uygun bir cevap veriyor üstadımız. Bak, meşrutiyeti ne kadar seviyesini düşünerek anlasınlar diye onları anlatıyor. Burada bize bir mesaj daha çıkıyor. Nedir? İnsanların fikir ve düşüncelerine göre konuşun. Neydi bunun şeyi?
İnsanların anlayacağı şekilde konuşmak Allah'ın emri, dinin vazifesi. Belagatın da tarifi budur. Mutabık-ı muhtezeyi âle mutabaka. Ha burada diyor. Oradaki insanlara meşrutiyet anlatıyor. Meşrutiyet bunlar bilmez ki. Meşrutiyet mesele bilmezler. Ha şimdi koyunlarınızı veriyorsunuz ya çobanlara. Ondan örnek vereyim diyor üstad. Bu meşrutiyet size ne getirecek? Evet. Tamamıyla ona itimat etseniz, rahatla evlerinizde yatsanız, bir çare koyunları müstebit kurtlar ve hırsızlar ve belalar içinde bıraksanız daha mı iyidir? Ya böyle bir çoban ağanın keyini götürmüş, koyunlarını, mallarını, affedersiniz. Onlar gidince tabii baharda geri geliyoruz. Yani ilk baharda gidiyorlar, sonbaharda geliyorlar. Tabii gelince de hayvanların kimisi doğurmuş oluyor, kimisi semizlemiş oluyor. Yani servetle gelmesi lazım. O yolda Cenab-ı Hak bir bela, musibet vermiş. Koyunları mahvetmiş bu çoban. Demişler ki ağaya çoban geldi. O ağa hemen eski usul bunu hazırlayın demiş. Sofra dökün. Olaydan haberi yok ağanın. Bir haber gelmiş. Ağa gelecek ki yani güzel haberleri ağa. Neyse çoban salonda yani bu ağa da gelmiş. Buyur demiş. Hoş geldin. Hele otur. Hele yem önce yemeğini. Ağa önce anlatayım. Hele yemeğini ye. Ağa anlatayım diye anlat demiş. Demiş ağa sorma demiş. Buyur. Çok büyük felaketlere maruz kaldık. 100 tane hayvanın şeyi varmış malum. Onu demiş yerden düştü öldü. 20'si hastalıktan gitti. 8'ini kurt kaçırdı. Şu kadarı böyle oldu. Hırsızlar çalmış falan. Bu tutmuş 10-15 tane koyundan gelmiş zavallı. Mahvetmiş ağa. Ağa da bekliyor ki hani. 100 tane var 150'ye çıkmış olsun. Semizleşmiş olsun. Eski usulün tamamen tersi. Öyle mi? Yoğurdu tutmuş ağa kafasından aşağı. Çobanın geçirmiş, geçsin demiş. Çoban yüzümüzün aklıyla Allah'ın hesaplarını verdi gel, hamdülillah demiş. O söz oradan kalma, yüzümüzün aklıyla dedi. Yoğurtlanınca yüz, hesap verme. Şuna kadarsa o 1000 tane koyun, böyle çobanlara güvenliyse böyle olur işte. Üstad Abdülhamid Han'a böyle diyor. Kendisi Veli Sultan olabilir, masum padişah olabilir. Ama koca Osmanlı'yı tek baş idare etmek, fevkal beşer bir iştir. Ne kadar büyük olursa olsun bir insan. Allah peygambere meşveret emretmiş. Peygambere ashabından meşveret et diyor. Bunun ashabı yok ki meşveret etsin bu adam. Etraf hain ve düşman. Onu tahta bindirmenin mücadelesini veriyor. Kendisi de çok şüpheci ve ham vehimli bir padişah. Eskilerine tahttan indiriliş şekillerini, katledilir şekillerini bildiğinden dolayı bir gün kendisine sıra nasıl gelir endişesiyle, korkuyla, ürpertiyle yaşayan bir insan. Bütün ülkenin bütün meselesi nasıl halletsin? Bu noktada tembel. Tembellik o anlama yani. İş çok yani. Kendi kifayet etmiyor. Muavinleri kayıtsız yani etrafı paşalar, zabitleri, bakanları neyse memleketin hayrına değil Avrupa'nın lehine çalışan adamlar. Tanzimatı zorla imzal atmak isteyen zihniyet etrafına doldurmuş. Onlar hakim mesele, padişah hakim değil. Üstada soruyorlar, burada yok. Bundan sonra Abdülhamid Han gibi padişah başımıza gelmeyecek mi? Üstad diyor, ben bu sizin çadırlarınızı yandırsam, külünü havaya savursam, geri kalan mütebaki kısmından, o külden tozdan bir çadır yapıp, imal edip içine girip tahassül etmeniz mümkün mü? Hayır, eski hal muhal. O zaman diyor, yayına caiz mihlal. Üstad o sözü o zaman söylüyor işte. Padişahlığın gittiğini ifade ederek söylüyor. Bazı saf terimler onu eski haldeyken şeriatı kastederek üstadı tenkit ediyor. İşte önün arkasını okumayınca. Demiş ya ben ve benden evvelki nebilerin değil mi? En kıymetli sözleri, davaları budur. Bak demiş burada Said Nursi kendini nebi sınıfına koyuyor. Niye? İşte ben ve benden evvelki nebiler diyor. Hal üstte ne diyor? Peygamber Efendimiz. Demiş. Ha işte böyle yani adam cahil, ufku yok veya hain. Kasıtlı, hep onlar insanın gözlerinin rengini değiştiren, bakışlarını bulandıran meselelerdir. Aynen burada da bir. Köpekleri dediği, yani şeyden korkan, kediden korkan köpekler işte etraf çevre, ülkeyi korumak isteyen insanlar. Bütün talimatlarını yurt dışından alıyorlar. Ülke artık sömürülmeye uygun hale getirilmiş. Böyle bir sistem var. Yani ihtiyarlamış, ölmeye yüzten bir sistem. Ben size yeni bir çocuğun terbiyesini tavsiye ediyorum diyor üstadımız. O da nedir? Meşrutiyettir.
Bunların ikisini mukayese ediniz. Onun için padişaha itimat etmeyin. Kendiniz bu işe bakın. Yani Osmanlı kanunnamelerinde bir cümle var. Bir zavallı miskin ahmak adamın kendi öz malını kullanırken gösterdiği hassasiyeti ve itinayı bir alim devletin kamunun malında göstermez. Anlatabildim bilmiyorum. Bir zavallı miskin bir adamın kendi öz malını kullanırken gösterdiği itina ve hassasiyeti bir alim devletin malında gösteremeyebilir. Bu sebepten dolayı dinimiz de başkasının malını kullanmak kaide ve kurallara tabidir. Bir adam kendi öz malını kullanmakta hür ve serbesttir. İtimat etmiyor orada. Alim bile olsa. Örnek mi istiyorsunuz? Kendi arabamızı nasıl kullanıyoruz? Şirket nasıl kullanıyoruz? Bak. Gidin bunu memurlara, şirket sahiplerine sorun. İş adamlarına sorma. Burada biri olsaydı sorardık şimdi. Bu kardeş bilir. Kendi öz evini, arabasını nasıl kullanır? Devletin lojmanını, arabasını, masasını nasıl kullanır? Bir mukayese edin Allah rızası için. Evde elini yıkar, deterjan gitmesin diye silmez, müesseselerini yıkar, A4 kağıttan siler, kaldırır çöpe atar. Evdeki işini gelir müessesesinde yapar. Bu şekilde bir sistemle bu devlet nasıl ayakta durur? O halde çözüm nedir? Herkes kendi işine kendisinin bakmasıdır. Bu bize de böyle. Hizmet bize tevdi edilmiş. Biz de bu hizmeti bazı insanlarla paylaşıyoruz. Evet, paylaştığımız insanları murakabe etme mecburiyetindeyiz. Eğer hizmeti benimsiyorsak, benim evim benim hizmetim diye bakacaksak, takip ve kontrol işin icabında, işin tabiatında vardır. Aksa bu işin ruhuna fatiha. Ben size söyleyeyim. Gitmediğiniz, görmediğiniz yerden elinizi çekin. Ruhuna fatiha. Burada kimimiz idare ediyor, kimimiz idare ediliyoruz. Hepimiz için bu kayda geçelim. Yoksa onun adem-i kifayetini bilmekle. Kifayetsizliğini bilmek yani idarenin. Ne mi gafleti terk edip. Gaflet uykusunu bırakıp. Hanesinden her biri bir kahraman gibi koşsun. Koşsun. Koyunların etrafında halka tutup bir çobana bedel bin muhafız olmakla hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin daha mı iyi? Çok güzel. Bak getirdi meseleyi. Ha şimdi ne oldu? Bak Türkiye o noktaya girdi. Benimsemedikleri, beğenmedikleri meşrutiyet çocuk olarak doğdu. Gelişti, büyüdü. Ehil insanlar işin içine girince, bak köpekler de yani koşuşlar da şeyine bir zaman düzene girdi. Kayıtsız olan personel de kayıtlı olmaya başladı. Tembellik arz eden, acizlik ve tembellik arz eden sistem de padişah gitti yerine. Memlekete hakim, hizmetleri bilen, ülkenin gidişatına vakıf, vasıflı insanlar geldi. Bak rotayı düzeltiyoruz elhamdülillah. Ama bu zamana kadar uzun bir süre aldı, uzun bir nefes soluklu bir işti, ona razı olacağız. Çocuğun büyümesi gibi devletin büyümesi. Çocuk da doğduğunda şehzade bile olsa, Yavuz Selim bile olsa altını kirletti değil. Ağzı burnu artık hasta oldu lan çocuk ki. Denir mi yani ya bu çocuk ya, ne zaman padişah olacak, yeter artık atın bunu. Hayır hayır, şehzadeler oradan çıkıyor. Yeri geliyor, çocuğu yerine geçip kendisi bak feragat ediyor padişahlar. Niye? Benim ihtiyar halim bugünkü çocuğa benziyor, onunki de bana benziyor. Ama siz çocuğun yanında yer alın diye milletine evladını tavsiye ediyor. Büyük bir felaket, fedakarlık örneğiyle gelmiş geçmişler. Benden gelmiyor, ben kabre giriyorum. Benle gelen kabre giriyor ama bununla giden ukbaya gider, ileriye gider yani. Evet. Acaba Mamhuran hırsızlar... Mamhuran olacak, evet. Evet. Hırsızlarını tevbekar ve sofi eden şu sır değil midir? Evet. O zaman yani şeyde Mardin ve Hakkari taraflarında iki tane büyük kabile, Mamhuran kabilesi, öbürü de neydi ya? Jirkan. Jirkan şey. Yok, o Jirkan başka isimdir. Bir şey daha var. Torin Yıldız'ı Küdan. Küdan. Kim dedi Küdan'a? Küdan Allah'ım. Küdan'ın başka ismi olabilir, bilmiyorum. İki tane büyük aşiret varmış. Biri Küdan, biri Mamhuran. Şimdi Mamhuran'a hırsızlar musallat oluyor. Aynı bunlar olmuş. Koyunlarını, moyunlarını insanların çalıyorlar. Çobanı reddetmişler. Her köyden bir muhafız gitmiş. 1000 tane koyunun başında bir çobana bedel, 10 tane çoban olmuş. Vasıflı da köpekler bulmuşlar. Artık hırsızlar da mal çalamayınca aç kalmışlar. Gelmiş Şeyh Ahmet. Şeyh Ahmet diye bir zat varmış. Üstadın döneminde yaşamış. O dönemde yaşamış. Çok maneviyatı kuvvetli bir insan. Ama
orada doğmuş ama yani şeyde İslam aleminde Irak taraflarında falan hayatını sürmüş. O Şeyh Ahmet'in de tarikatına girmişler, tövbe etmişler, mesleği bırakmışlar. Bu Muhammed Kur'an hırsızları çok meşhur. Üstad başka bir yerde ne diyor? Meşrutiyetin gelmesinde Bağdat tarrarlar gibi olmayınız diyor. Nasıl bize meşrutiyet gelmeli diyor. Çalışın istedi Bağdat tarrarlar gibi. Bağdat tarrarları, hırsızları, eşkıyaları Bağdat'ın yolun kenarında bekliyor ki güçlü bir kafile gelsin de soyalım. Kafile gelmezse aç kalacaklar. Öyle beklemeyin, kafileye yol açın diyor. Yani evet bu güzelim, nazenin meşrutiyet İstanbul'da doğdu. Size gelecek ama rayı yok, sistemi yolu yok. Nasıl gelsin? Biz böyle beklemek size gelmez ki. Bağdat tararları gibi olursunuz. Gelmezse aç kalacaksınız diye. Yarı hikmet onda, yarısı da sizdedir. Siz de ona hoşamet edin, taltif edin, davet edin ki gelsin diyor. Yoksa nazenin hürriyet. Sizin böyle haşim dağlarınızdan veya diyelim husumet bağlarınızdan veya adavet yollarınızdan gelip de diyor size selam veremez, korkar buralara girmez diyor ya. Çok güzel tarihi bu. Osmanlıca şey de var. Münazarat'ta var. Evet. Evet, ruhları ağlamak istedi. Biri bahane oldu ağladı. Zaten mesleği bırakacaklarmış. Ama sizin bu yanlışınız onların mesleğine, devamına ne yapıyor? Kuvvet veriyor. Bak mesela Türkiye düzelmesi zaten mümkün, düzelirmiş yani. Ama etraftaki insanların veya diye devlet adamlarının hataları ve yanlışları düzelmeye müsait olan Türkiye'yi daha kötü hale götürmüş. Herkes bir şeyin yapıp düzelmesini istiyor. Ama çevrona müsait olmayınca sağlıkları bozuluyor bu insanların. İnsan yani dürüst yaşamayı kim istemez? Doğru ticareti kim istemez? Değil mi? Komşularla diyelim husumetsiz, barış halinde yaşamayı kim istemez? Herkesin vicdanında böyle bir his var. Ama etraf, çevre, insanlar bunu müsait hale getirmezse barış husumete dönüyor. Bu adamlar niye dağda? Sizin işte bu yanlış hareketlerin dolayı bunlar dağda. Siz bunlara prim veriyorsunuz. Çobanlarınız güçlü olsa, köpekleri de değerli olsa, değil mi? Sahip olsalar bunlar koyuna, bunlar aç kalacaklar, mecburen şehre inecekler. Ya bunu diyor üstadımız. Başka bir yerde ne diyor? Bir raiyet hukukunu bilmezse ehli hamiyeti müstebil yapar diyor. Yani bazı Osmanlı şeylerinin, idarecilerinin, askerlerinin köylere zulmettiğini üstada söylüyorlar. Suç sizde diyor. Niye vergi zamanında hazırlamıyorsunuz? Size bu zaman verilmiş. Şu zamanda biz gelir öşürü alır gideriz demişler. Niçin hazırlık yapmadınız? İşte ondan sonra bu sözü söylüyor. Bir raiyet hukukunu bilmezse, bir raiyet kendine tereddüt edeni bilmezse, kendi vasiyetini yerine getirmezse, baştaki ehli hamiyetli bile olsa, sadakatli bile olsa onun başında ne yapar? Müstebit yaptırabilir. Onun müsebbibi sizsiniz diyor üstad. Hazırlık yapacaktınız diyor üstad. Evet. Evet, evet. Neam, neam. Sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdemesini bozsa, vallahi sizin şevkiniz hiç bozulmasın. Sakın ha, Abdülhamit Han gidiyor da moralinizi bozmayasınız. Bazen başınıza sivrisinekler gelebilir, bazen de bal arıları gelebilir. Ama bunlar gelip geçici insanlardır. Sizin dürüstlüğünüz önemlidir. Sizin itinanız, dikkatiniz önemlidir. Sizin daha doğrusu kültürünüz, ondan sonra ağırlığınız, memleket üzerindeki bir milletin baskısı çok önemlidir. Eğer o baskı, o güç mükemmel olursa baştaki insanın vaziyet değiştirmesinin bir anlamı yok. Biri gelir, başka hiç onlar önemli değil. En güzel örneği Amerika'dır. Başka kim gelirse Amerika'nın sistemi değişmez. Bak ne demiş adam gelmiş Türkiye'ye, başkan yardımcı 2 numaralı adam, henüz daha balinayız demiş. Yani kusura bakmayın yani, okyanusa biz hakimiz. Doğru. Ben size zaman söylüyorum. Biz İslam aleminin 70 yıl öndeyiz. Avrupa bizden 70 yıl önde, Amerika da ondan 70 yıl öndedir. El ekonomisi falan çekmesini hikaye itibar etmeyin onlara. Adam da 15, 20, 30 yılın istikbal planlamasını yapıyor şimdi. Ne zaman bu Amerika bu güce kavuştu? 1890'larda. Hemen 1900'lerin başında Amerika Avrupa'dan devraldı bu işi. Hala devam ediyor. Bunun altında yatan bir gerçek çalışmadır. Doğruları yapmadır. Değil mi? Bilimsel yaklaşmadır. Baştaki insan ne olursa olsun, dini ne olursa olsun hiç önemli değil diyor. Amerikan vatandaşı hem Amerika'yı bizi götüreceği refaha, huzura bakalım diyor. Bizde ise tamamen tersi. Hildir hükmet milli eğitim sistemini değiştiriyor.
Her bir ülkede tebliğ geliyor, bir üniversite sistemini değiştiriyor ya. Çocukları mahvettik ya, katlettik ya. Bu kadar ideolojik yaklaşım olur mu? Ne bedelleri ödettik biz bu dünyaya ya. Doğruları bir türlü ortaya mutabakata varıp anlaşamıyoruz. İdeolojik yaklaşımımızdan dolayı. Herkes geldiğinde sistem bana göre çalışsın diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? İşte Avrupa bundan uzak. Niye? İlme istinad eden hükümetleri ve devletleri diyor üstadımız. Bilimsel yaklaşımları ülkenin rotasını ikide bir de sağa sola çevirmiyor. İşte milletin hakimiyet olursa, milletin bu anlamda gücü olursa, baştaki insan sivrisinek bile olsa ya bal arısı bile olsa hiç moraliniz bozulmaz. Bir başbakanlardan eski bir tanesi öyle demişti. Millet böyle çok siyasetle meşgul oluyor. Vatandaş bu işe ne karışıyor ya? Ya sabahleyin dedim diyordu bir adam bir köylü çıkıp da tarlasına buğday atacak. Hükümeten bakar havaya mı bakar diyordu. Havaya bakar atar. Hükümete sen, hükümet onu bitirmeyecek ki. İşinize bakın demeye getir. Bizlere kafa yormayın ya. Yani. Bu millet hakikaten kendisi işine baksa, kendi doğrularını yapsa orada düzelecek. Çünkü akıl, bu, su oraya buradan gidiyor. Eskiden düzenle tepeden aşağıydı. Yani padişahın verdiği karar aşağıyı etkiliyor. Ama demokrasilerde aşağının verdiği karar yukarıyı etkiliyor. Yukarı bozuksa müsebbibi kim? Ben. Kuyu bende çünkü. Menba bende can. Elinden çıkan oraya gidecek. Ne var ki bunda? Ben düzeldim orada düzelecek. İş elimize geçmiş. Önceden ben ne olursam olayım, baştaki ne derse onu yapma mecburiyeti vardı. O ise ülkeleri, milletleri felaket götürdü. Dünya çapında. Evet. Hiç teessüf etmeyiniz. Zira kainatın nigamatıyla raksa getiren, hakaykın esrarını ihtizaza veren musiki ilahi hiç durmuyor. Mütemadiyen güm güm eder. Padişahın sesine, sivrisineğin sesine, bal arısının demdemesine bedel Allah'ın bir sesi var. Bir musikisi var, ilahi bir neşesi var. Yani bunu biz Müslümanların itikatları, inançları, bağlı olduğu noktalar, mukaddes şeyler, emniyetler olarak düşünebiliriz. Onlara baktığınızda, onlara göre bunların sesini nazara alıp da dininden elini gevşeden, dinde aciziyet gösteren insanlar zavallıdır diyor Üstadımız. Evet. Padişahların padişahı olan Sultan Ezeli. Bak, padişah gidince halimiz ne olur, ne cevap verdi? Padişahların padişahı ezeli, senin padişahın fani, sen fani padişahın gitmesinden ezeli olan padişahın himayesi benimdir dediği dinden niye şüphe ediyorsun? Zavallı adam diyor yani. Öyle olabilir mi diyor. Senin seçtiğin, senin seçmediğin, babadan olarak geçen bir sistemli bir padişah başına gelmiş. Bu fani padişahın gitmesinden korkuyor, dinim elden gidecek diye. Ama onun padişahı, padişahların padişahı olan Cenab-ı Hak ezeli ve din hakkında bir teminatı var. Bu dini biz indirdik, muhafızı biziz diyor Kur'an-ı Kerim için. Böyle bir güçlü ses ve sada, böyle bir kudret, böyle bir ilim, böyle bir iradenin yanında zavallı padişahın isim değiştirmesi veya taht ve saltanat değiştirmek veya rejimin değiştirmesi sizin için korkuluyor diyor Üstadımız. Bak getirdi, değil mi? Önlerine öyle bir mesele koydu ki, şimdi buna göre sen padişahını kıyas et. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bugün hükümeti falan falanlar idare ediyor. Ya yarın değiştir, sakın moralinizi bozmayın. Sakın ülkenin bu hale gelmesini de onlara bağlamayın. Onlar Allah'ın kullandığı malzemelerdir. Türkiye'de Müslümanların hizmetleri miadını doldurmuştur. Allah tarafından makbul görülmüştür. Makbul gelen hizmetlere mukabil Cenab-ı Hak sevk idareyi değiştirmiştir. Ehil olmayalım, bakın nasıl değiştiriyor göreceksiniz. Bizden gitsin bu düşünce, bu niyet, bu gayret, bu cehet, bu çalışma. Birden yukarı nasıl Allah bullak olur, bunun farkına varacaksınız. Bazen Allah bu insanları komünistlerle idare etti. Onlarla terbiye etti. Bir karıncalı ayağını Allah'tan müsaadesiz hareket ettirmez. Bir yaprak bile yere Allah'tan ilhamsız düşmezse bir ülkenin idaresi kaderin planı programı dışında nasıl değiştirilebilir? Ha, işin buralara baktığımızda bir sebebin biz olduğunu, sorunun biz olduğunu hadisatın dilinden anlıyoruz yani. Ama genellikle biz ne yaparız? Topu taca atarız yani. Onlar böyle yaptı, bunlar böyle yaptı. Hiç kendimize bir mesuliyet, bir yani şey, vecibe tereddüt ettirmeyiz. Onlarla ders almayız işte. Van'da bu deprem oldu mu? Bir sebebi benim diyeceğim. Benim suçlarım, benim günahlarım. Benim merkezdeki eksikler, noksanlarım başkasının cebayrından daha tehlikelidir. Allah bu sebepten beni cezalandırdı.
Şimdi Vanlılar böyle baksa, biz böyle baksak, hadisatın birinden mesaj almışızdır. Allah deprem durdurur. Bak hala artçılar devam ediyor. 40 gün olmuş. Daha bunun dünyada emsali yok. O gün aradılar. Abi dua edin. Bu gidiş nereye gidiyor diyorlar. Çok perişan. Tekrar bir çukurlara tekrar kapatmışlar. Tekrar bir opsiyon almışlar. Bir ceza var ya. Yani. Şuurlanamıyoruz maalesef. Evet. Padişahların padişahı olan Sultan Ezeli. Bak Sultan Ezeli. O Sultan-ı Fani. O Sultan Ezeli. Evet. Kur'an denilen musiki ilahiyesiyle. Yani sen Sultan Abdülhamid'in ortaya koyduğu sistem kanunnamelerle ülkeyi idare ediyor. O kanundan ortadan kalkıp yerine meşruti kanunların gelmesiyle moralin bozuluyor. Sen bırak onları diyor üstadımız. Bırak onları. Esas Allah padişahların padişahı olan Sultan Ezeli, Kur'an denen bir ilahi musikisi var. 1400 sene bu Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Bu ilahi ses her tarafı doldurmuş ve çınlatmış. Sırf Türkiye'yi, Osmanlı'yı değil. Bu ses kainatı ilgilendiren bir ses. Bu ses kainatı birbirine bağlayan, nizamı düzeni ortaya koyan bir ses. Kainatın ipi Kur'an'la bağlıdır. Kur'an kainattan çıktı mı, kainat divane olur diyor bak. Şimdi buraları düşünün. O zaman basit meselelerde boğulmanın anlamı kalmıyor. Evet. Kur'an denilen musiki ilahiyesiyle umum alemi doldurarak kubbe-i asumanda şiddetli ses getirmekle... Umum alemi doldurdu. Yani bu ses geldi, bütün kainatı ilgilendirdi değil mi? Hayvanat bile bundan ne yaptı? Nasibini aldı. Peygamber Efendimiz'in gelişi, Kur'an'ın indirilişi bütün kainatı ihtizaza getirdi. Bu haberi herkes bekler. Herkesin hukuku onunla sağlanacaktı çünkü. Evet. Kubbe-i Asuman'da şiddetli ses getirmekle... Semadan geliyor ya, ses getirmekle... Sadef-i Kehf misal olan ulema... Sadef-i Kehf misal dediği, yani sadefe benzeyen mağara gibi olan. Kehf, mağara. Normal mağara, sadef gibi insanların şimdi üç tane mağaradan bahsedecek. Sedefe benzeyen mağara, sedef. Biri ne? Ulema. Ve meşayih ve hutebanın. Alimlerin, din ayakta tutan insanlar. Meşayihlerin ve hatiplerin. Anlatabildim mi? Bu üçünün sedef-i keyif misal gibi, mağara gibi olan bir yerlerine vurdu bu Kur'an-ı Kerim. Kuvvetli ses, hakim ses mağaraya girdi mi ne olur? Yankılanır değil mi? Şimdi alim mağaralarının neyine vurdu? Dimağına vurdu. Alime dimağı getiriyor. Meşayihin kalbine vurdu. Fem. Hütebanın da fem ağzına vurdu. Bak şimdi. Alimde mağara akıldır. Meşayihte kalptir, hatipte ağızdır. Bak burada bir de sanat var. Üstad dikkat ediyor musun? Bir şey yaparken başkayı da ihmal etmiyor yani. Anlatabildim mi? Peki vurdu. Mağaraya bağırsan ne olur? Ses yankılanır. Alimin dimağına vuran bu Kur'an-ı Kerim, bu yüksek ses nasıl yankılandı? Bütün dünyada kütüb-i İslami olarak yankılandı. Her tarafa yayıldı bu din güzeli. Kitaplar olarak. Bütün insanlara çevrildi. Herkes Kur'an-ı Kerim'den istifade etti. Alimler buna mağara görevi gördüler. Ondan sonra meşayihin kalbine vurdu. Bak oradan da tekkeler, zikirhaneler, zaviyeler olarak yayıldı mı? İkinci saltanat. Bak dikkat edin şimdi Allah'a. Üç hatiplerinde femine vurdu. Bu din herkes anlattı. Herkes yaydı. Şimdi dünyaya yayılmış bu üç büyük Allah'a bağlı sistem ve devletin yanında, sesin yanında, gücün yanında, sivrisineklere ve karasineklere benzeyen hükümetin adamlarının kaydı ve kurallarının değiştirilmesi ne ifade eder diyoruz? O yeis zamanında insanın kalbine su serpiyor, zemzem su yani. Evet, oku şimdi. Ulema ve meşayih ve hütebanın dima kalp ve femlerine vurarak aksi sedası onların lisanlarından çıkıp seyri seylan ederek her tarafı gezerek çeşit çeşit sadalarla dünyayı güm güm ile ihtizaza getiren... Dikkat edin, bak dikkat edin diyor. Bu ses kafanın kulağıyla değil, kalbin kulağıyla dinlenilir. Kalbin kulağını açtığınızda hakikat noktaya nazarında öyle bir güçlü ses var ki sizin kalbinizin kulağında dinlediği sesleri değil, kafanızın kulağıyla dinlediği sesleri nazar alıyorsunuz diyor üstadımız. Evet. Çeşit çeşit sadalarla dünyayı güm güm ile ihtizaza getiren o sadanın tecessüm ve intibaıyla umum kütüb-i İslamiye bir tambur. Bak şimdi dimağdan yayılan, ulemanın dimağından yayılan
kitap, bütün kitapları şöyle bir yukarıdan aşağı koy, ona şöyle bir dokun. Onu neye benzetti? Tambur. Tambura dokununca tellerden ne yapacak? Mükemmel bir ses çıkar. Ama usta dokundu mu harika ses çıkar. Tamburu şimdi konuşturdu. Tambur bizim çalgı aleti bildiğiniz. Evet. Ve kanun. Kanun. Kanun evet. Kanun. Ya yani kanun kanun değil. Kanun. Evet. O çalgı şey ya. Şimdi bir de tekkelerin zavirlerinden çıkan o şeyleri, zikirhanelerden çıkan seslere bir bak. Onu da neye benzetti? Çalgı aleti olarak kanuna benzetti. Evet. Ve bir şeridi hükmüne getiren. Onun bir şeridi hükmüne ve her bir tel. Her bir tel. Bir nev'iyle onu ilan eden o sada-i semavi ve ruhaniyi. Ruhaniyi. Kalbin kulağıyla işitmeyen. Bak kalbin kulağıyla işitmeyen. Ama ben bu sesi işitmiyorum. Kalbinin kulağıyla dinle. Bizim Nevzat Hoca 4-5 gün evvel yetimlerin sabah kahvaltısında konuşmaya gitmiş. 200 tane misafir gelmiş bu Filoya'da bir şeye. Sosyal tesise Nevzat Hoca konuşma yapıyor. Demiş yani biz böyle 4-6 yaş grubu çocuklar almışız. Bunlar ne olacak diye düşünmeyin siz. Bir 10 yıl sonra bunların ne yaptığını, ne yapacaklarını hepiniz göreceksiniz. Allah ömür verirsin. Onunla alakalı bir hikaye anlatmış, bir anekdot. Hırsızın bir dükkanı soyuyormuş, testereyle kilidini kesiyormuş adamın gece. Eskiden kilitler yok, masma kilitler. Onu testereyle kesiyoruz. Polis de gelmiş demiş, sen ne yapıyorsun? Demiş, keman çalıyor. Hırsız. Bunun sesi ne? Demiş, sesi sabah duyulacak. İnşallah bunların sesi 10 gün sonra duyacaklar. Şimdi kemanı çalıyoruz demiş. Devlet hocam. İnşallah biz de bu sesi kalbin kulağıyla dinlerse oldu mu? Sesleri bu ses ileride kuvvetli çıkacak ama kulağın, kafanın kulağıyla dinlediğimiz o idarecilerin seslerine bakarak adım attık mı yolda bırakır onlar bizi. Evet. Kalbin kulağıyla işitmeyen veya dinlemeyen. Yani pencereden seyret işlerine girme diyor işte böyle bakın olaylara. Yani hadisata böyle bakarsan Allah canibinden, kader canibinden. Yani Risale-i Nur'un meslek ve meşrebine göre baksak hiç moral bozucu, can sıkıcı hiçbir şey yok. Gün bizim günümüz, devran bizim devranımızdır. Yo, olayların içine girdik mi? Onların planlamalarının içerisine kendimizi soktuk mu? Harici zaten bakamayız. Kaderin fetvalarını düşünemeyiz. Biz de onlar gibi sebeplere bakarak kanaat ishal etmeye başlarız. Bu bizim moralimizi bozar. Halet-i Rüyemizi şey yapar, değiştirir. Evet. Acaba o sadaya nispeten sivrisinek gibi bir emirin demdemelerini ve kara sinekler gibi bir hükümetin adamlarının vızvızlarını işitecek midir? Evet. Elhasıl. Elhasıl. Sona geldi. İnkılab-ı siyasi cihetiyle dininden havf eden. Yani dini bir inkılabi, siyasi bir inkılap oldu. Yani demokrasi gitti, askeriye geldi. Askeriye gitti, demokrasi geldi. Neyse yani. Veya saltanat gitti, yerine meşrutiyet geldi. Düşünceleriyle din elden gider, dinden korkan adamın durumu onu anlatıyor şimdi. Evet. Dininden havf eden adamın dinde hissesi, evet. Beytül Ankebut gibi zayıf düşmüş cehalettir. Onu korkutur, taklittir. Onu telaşa düşürtürüz. Nedir Beytül Ankebut? Örümcek evi. Örümcek evine buradan üfür, deprem olur adamın evinde. Sallanır. Anlatabildim. O bir taraftan aynı üfürüğü şeye, duvara yap, bana bir senin yüzüne geri atar. Bu nedir yani? Bu bana oyuncak gibi gelir. Bana tsunami lazımdır. Harekete geçmem için. Adamın dinde özelliği örümceğin evi gibi. Niye? Sebeplere bağlı. Ortama göre dinini yaşıyor. Yani aklını diyor hükümetin cebinde görüyor, parasını da hükümetin cebinde görüyor. Hükümetin ekonomik tedbirleri bunun cebindeki parayı düşürüp kaldırıyor ya. Diğer kararları da aklını düşürüp kaldırdığını, imanını indirip kaldırdığını düşünerek parayla şeyi kıyaslıyor, ekonomiyle dini kıyaslıyor Allah korusun. Din Allah'ın kontrolünde ya. Ekonomi bunların kontrolünde. Ondan o bir araya gelip de değerlendirilir mi? Üstad öyle değerlendirse bu işe girer miydi ya? Bak hangi zamanda nasıl el atmış, bak nereler, ne neticeler aldık yani elhamdülillah. Şimdi dolayısıyla bir inkılabi, siyasi bir inkılap meydana geldi diye dininden havf eden, din elden gidiyor eyvah, din ne olacak diye düşünen adamın dinde anlayışı, dinde behresi, çapı özelliği nedir? Örümceğin evi kadar kıymetlidir işte o kadar. Her zaman deprem yaşar, zelzele yaşar. Evet. Beytül Ankebut gibi zayıf düşmüş cehalettir, onu korkutur. Ya cahildir, dinde anlayışı yok veya... Korkutur, taklittir, ha. Onu telaşa düştür. Taklidi bir imanı var, taklidi bir İslami anlayışı var.
ufak tefek mahiyet değişikliğiyle dininden gideceğini korkar, vaveyla eder ve inler. Zira itimad-ı nefsin fıkdanı, vaizin vücudu cihetiyle saadetini yalnız hükümetin cebinde zannettiğinden... Kendi işi gücü yok. Hükümet memuru işte zam verdi mi iyi diyor, kesti mi kötü diyor. Anlatabildim mi? Yani şimdi hükümet maaşına ilavesi seviniyor. Zam verse morali bozuyor. Niye? Maaşını hükümetten alıyor. Peki, hükümete güvenmiyor adam. Özel bir şirket kurmuş, ticaret yapıyor, tekstil yapıyor. Hemen hükümet zam versin, gitsin kalırsın. İşine bakalım. Başkasına itimat etmeyen nefsiyle teşebbüs eder. Bugün devlet memurları aç. Devlet memurları aç. Diyanet yıllar evvel devlet memurlarına zekat verebiliriz diye fetva verdi. Zengin olan kim? Özel şirketler değil. Yani bir adam kendi devletinin kendi üzerine terettüp ettiği vatandaşın hakkını, hukukunu, geçimini temin edemeyen, maaşa onu mecbur edip, efendime söyleyeyim, zekata muhtaç hale getiren bir devlet, yani vatandaşların maaşlarını karşılayamayan bir devlet, ki vazifesi o olduğu halde, dinin ihtiyacını nasıl karşılasın? Ya arkadaşım, bir mukayese edelim. Nasıl ki dünyevi şeylerde ona güvenmiyoruz, özel teşebbüsler var, özel şirket firmalar ayakta duruyorlar. Onlar daha güzel, daha büyük imkanlar veriyorlar. Din noktasında da devlete güvenmeyeceğiz. Herkes dini evini, dini iş yerini kendi yapacak abi. Zaten oraya doğru gidiyoruz. Laiklik bu demektir. Dünyayı ondan bekleyemiyoruz, ne de dini oradan bekleyeceğiz. Üstad buna gelecek. Ki birinci görevi vatandaşlarının dünyevi ihtiyacını gidermek amacına yönelik kullanılan bir devlet. Vatandaşını aç bırakırsa, bu laik devlet vatandaşına din noktasında nasıl himayet etsin, nasıl destek olsun? Peki bunu bilen vatandaş, vazifesi olan yere müdahale edip kendi imkanını kendi temin ediyor, kendi şirketini kendi kuruyor. Ben, evladım, çevrem, etrafım bundan nemalanamaz, özel teşebbüse girmem lazım mantığını yürütüyorsa, niçin bunu dinde düşünmüyor? Din ondan daha mı kötü, daha mı nakıs, daha mı faydasız? Haşa. O zaman ne yapacak? Dinde de bu çevre çerçeveyi oluşturacak. Bu özel şirket oluşturacak. Zaten öyle oluşmuş. Cemaatler budur, tarikatlar budur. Tarih boyu böyle gelmiştir. Devlet. Adı İslami devlet ama yine insanlar nasıl yaklaşmış? Aynı mesafede yaklaşmış. Laikliği uygulamıştır yani. Devlet zaten bir dini alıp da diğer dine hakim hale getiremez. Bir din ne olursa, bir devlet ne olursa olsun vatandaşının örfüne, geleneğine, dinine, inancına itibar etme mecburiyetindedir. Bizim ecdadımız da böyleydi. Yani adı İslam olsun olmasın fark etmez. Herkese eşit yaklaşmıştır. Hristiyanların içki imalatını serbestiyet getirmiştir. Kontrol etmiştir. Eğer din devletin himayesinde olup devlet dini yaysaydı, bugün ülkede Hristiyanlar, Yahudiler olmaması lazımdı. Bilakis onlar Osmanlı döneminde daha fazla gelişmişler. Daha rahat dini vecibelerini yerine getirmiştir. Ama adı da İslam devleti. Yani İslam adı İslam devleti. Yani şu ki adı Ahmet ama değil mi? Adı Ahmet ama normal bir adam. Öyle değil mi? Bir de adı Ahmet olur tam dinden mütedeyyin olur. O zaman devletin adı İslam devleti, Müslüman devlet. Ancak Müslüman devletin dinden aldığı talimat idare ettiği insanların kutsallarına dokunamaz. Dini vecibelerine müsaade eder. Onları sömürmez yani. Bugünkü layıkı anlayışını konuşuyorsun. Evet. Zira diyor, itimad-ı nefsin fıkdanı... Kendine güveni yok, itimadı yok. Yapacağı bir şey yok, elinden bir iş gelmiyor. Evet, böyle zavallılar olabilir. Vazin vücudu cehil. Bir de aciz. Yani benden hayır gelmez diyor, battı balık yan gider diyor. Ben bu ülkeyi kurtaracağım diyor. Böyle pozisyonda olan insanlar... Saadetini yalnız hükümetin cebinde zannettiğinden... Bunlar saadetini de hükümetin cebinde zannet. Aklını da hükümetin cebine kor. Hükümetle oturur, hükümetle kalkar. Bu bin nur talebesi bir yollamaz. Evet. Kalbini, aklını da hükümetin kisesinden tahayyül eder, korkar. Peki, el-Fatiha.